Ve o öldürüldükten sonra aslında hikaye başlıyor. Nasıl başlıyor? Yani bir çocuğun sol yanının hep eksik olması. Aslında ben onu hiç eksiltmedim, biliyor musunuz? Hep babamı sol yanımda hissettim. Hep sanki sol kulağıma bir şeyler fısıldıyor. Yanındayım diyor. Çünkü onlar ölümsüz. Yani onlar ölmedi. Hep yanımızdalar. Hep bizimle yaşıyorlar. Ben o inançtayım. O umutla yaşıyorum. Yol göstericim hala. Benim nasıl davranacağımı, ne yapabileceğimi, en iyisini yaptığımı, bugünkü aldığım görev itibariyle bana en iyisini yaptığımı fısıldayan sesler duyuyorum, hissediyorum. Çünkü sol yanım üşümüyor. Neden üşümüyor? Çünkü ben onun yolunda gidiyorum. Bugün bana miras bıraktığı o mücadelenin bayrağını taşıyorum. Babam benim için bir çınardı. Ve o işte diyorum ya, gazetelerin altında sadece bir kolu, yani saati takılı bir kol gözümde, şey, aklımda kaldı ve hala ben o resimle yaşıyorum. Ben bütün nefesimi o resimle alıp o resimle veriyorum. Bize yaşatılanlar hiçbir zaman unutulmadı. Yani unutulmuyor da, gerçekten unutulmuyor. Hani unutmak istesen de unutamıyorsun. Yani bir hakikati ne kadar yok sayabilirsin, bir hakikati ne kadar arka plana atabilirsin? Tabii ki atamazsın. Hepten HDP bugün değişmeyen ne oldu biliyor musunuz? Yani mücadelenin gerçekten tam tersine gittikçe büyüdüğü oldu. Gittikçe de yani bu mücadele onlarla, yüzlerle, binlerle, yani kendine milyonları katarak büyüyen bir mücadele ve her geçen gün de büyümeye devam eden bir mücadele. Biraz önce saydım, belki yani şu anda şunu söyleyeyim. Bizler tutuklanarak, öldürülerek, sürgün edilerek bitirecek bir halk değiliz. Neden? Çünkü diyorum ya, gerçekten bu yapılan... konseptle, üzerimizde yapılan savaş politikalarıyla yok olacak bir halk değiliz. Çünkü biz bir hakikatiz. Yani bu hakikati beğenirsin, beğenmezsin, kabul edersin, etmezsin. Ama bu hakikat her zaman var oldu ve var olmaya da devam edecektir.